Yok, bugün gelemem görüşmeye. Ha, öyle mi? Ben zaten hemen başlayamam, anca bir aya. İstersen sizin için uygunsa önce bir geleyim, görüşelim. Ama becerikliyimdir. Ablam da daha önce bezemecilik yapmıştı. Hem zaten ailece elimiz yatkındır böyle ince işlere. Peki siz bilirsiniz, madem aciliyetiniz var. İyi günler. Kafede çalıştırmak üzere garson. Bayan kuaföründe. Trikocu da örmeci bayan. İyi günler. Gazetedeki örme ilanınız için aramıştım. Örgü tecrübeniz nedir? Hemen hemen her türünü bilirim. Yalnız hemen başlayamayabilirim ben. Tamam, bizim de acelemiz yok zaten. İsterseniz siz önce evde örersiniz. Buraya gelmenize de gerek kalmaz ha. Öncesinde de bir tanışmış oluruz. Tamam. Yarın gelsem uygun mu? Toprak? Kiminle konuşuyorsun ablacığım? Hiç. Nasıl oldun abla? Geçti mi boğazın? Geçti geçti, bir şey kalmadı. Gel bakayım. Çok korkuttun beni. Ya sana bir şey olsaydı, ya ben geç gelseydim o gün. Ne olacaktı? Özür dilerim. Gerçekten. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim ben. Ama Yusuf'u kaybettiğimi sanınca ne yapacağımı da bilemedim işte. Senin içimdeki bütün korkuları aldın Toprak. Artık ikimizin de içi rahat olsun. Bir daha böyle korkular yaşamayacağız. İnan bana. Tamam, geçti artık, boş ver. Yemek nasıl geçti? Konuşamadık hiç. Anlatsam inanmazsın. O beni konakta bile istemeyen Hamiyet Hanım gitmiş. Yerine bambaşka bir kadın gelmiş. İnanamadım. O istemeyen tavırları, üstten üstten edaları. Hiçbiri yoktu. Kadın resmen bağrına bastı beni, inanamadım. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani tamam, Hamiyet Hanım çok iyi biri ama ne bileyim, pek senden benden hoşlanmıyor gibi geliyordu bana. Vallahi bana da öyle geliyordu ama Yusuf'a bile söyledim hatta. Enteresan. Bu arada bil bakalım ne oldu. Bu akşam ablanı istemeye geliyorlar. Bu kadar çabuk mu? Evet. Ben de çok şaşırdım ama Yusuf öyle istedi. Hiç vakit kaybetmeyelim, yüzükleri hemen takalım dedi. Çok sevindim ablacığım. Ben de, sorma. Da Toprak. Benim giyecek hiçbir şeyim yok ablacığım. Bütün dolabı indirdim, hiçbir şey olduramadım ben. Birlikte bir çarşıya mı çıksak? Ha? Kıyafet falan bakalım. Yani çok isterdim ama Hamiyet Hanım izin vermez ki. Ama ne olacak canım, kızlardan birine bırakırız işte. Ne bileyim abla, Rüzgar'a başkasının bakmasını istemiyor pek. Hem bugüne bugün Hamiyet Hanım benim kayınvalidem sayılır. Anlayış gösterir, merak etme. Hadi hadi kalk. Dur, önce bir Pınar'ı bulayım. O dursun Rüzgar'ın yanında, yalnız kalmasın. İyi tamam.